İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Editoryal açıklama: Artsakh Ermenistan'dır ve son. Batı Ermenistan'ın göl manzaralı Yeni Hasankeyf'i. Hamşentur ilginç bir yorumla Batı Ermenistan'ın haritasını sundu. Ermenistan Cumhuriyeti'nde 50 yeni koronavirüs enfeksiyonu vakası kaydedildi. Bağdatlı Mehmet Hadi Paşa. 24 Nisan arifesinde Ermenilere karşı uygulanan soykırım müze enstitüsü yeni bir çevrim içi sergisi sunuyor. Batı Ermenistan. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklamasının ardından asıl politika Artsakh'ın toprak sorununa ve Azerbaycan sınırına geri dönüyor. 1990'da Azerbaycan'ın Artsakh'ın Ermeni nüfusunu etnik olarak yok etmeye ve 4 Haziran 1918'de Yerevan'ın Ermenistan Cumhuriyeti tarafından imzalanan Batum Anlaşması'nın sınırlarına dönmeye karar verdiğini hatırlamakta fayda var. Ermeni nüfusunun kendi en iyi temsilcilerinin yıkımı önlemek için Azerbaycan ordusuna direnmeye karar verdiği ve tüm Azerbaycan askeri aygıtını şaşkınlığa uğratarak kendi kaderini tayin hakkını kullandığı hatırlanmaya değer. Azerbaycan'ın 12 Mayıs 1994'te imzaladığı ateşkes anlaşmasının ardından Azerbaycan ordusunun sınır hattını savunmak için görevlendirilen yüzlerce Ermeni genç askeri öldürüldüğünü söylemeye gerek yok. Sorun tamamen yasal olarak ortada kalmakta ve kalacak. Birleşmiş Milletler formülü, Madrid ilkeleri veya Kazan protokolü, Sevr anlaşması ve Ermeni halkının kendi kaderini tayin hakkından daha yasal bir ağırlığa mı sahip? Nisan 1920'de bizler San Remo konferansı sırasında Karabağ sorunuyla uğraşıyorduk. Sonuç olarak ana müttefik güçler Karabağ'ın Batı Ermenistan topraklarında 1920 Ermeni Devleti'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve hatta fiilen tanıdığını, daha sonra 11 Mayıs 1920'de de jure tanıdığını ilan etti. Bütün bunlar tekrardan Sevr Antlaşması'nın 92. maddesinde yer alıyor. Madde 92. Azerbaycan ve Gürcistan ile Ermenistan'ın sınırları ilgili devletlerin müşterek anlaşmasıyla belirlenecek. 89. maddede öngörülen karar kabul edildiğinde ve bundan sonra ilgili devletler sınırlarını ortak bir anlaşma ile belirleyemeyeceklerse sınırın yeniden işaretlenmesine ana müttefik güçler tarafından karar verilecek ve ilgilenmesi gerekecek. Bu bağlamda Batı Ermenistan adına 24 Haziran 2016 yılında Sevr Antlaşması'nı onayladığımı hatırlatmak isterim ki bu, Batı Ermenistan için hiçbir sorunun olmadığı ve Artsakh'ın da bölgesel bir sorun olmadığı anlamına gelir. Sadece devletimiz ile Azerbaycan arasında sınırlarla ilgili bir sorun var. Uluslararası hukukta Artsakh sorunu 1920'de çözülmüş bir konuydu. Artsakh Ermenistan'ın ayrılmaz bir parçasıdır. Bununla birlikte Karvacar ve Laçin gibi Artsakh bölgeleri 1 Nisan 1993'te Batı Ermenistan'ın gönüllülerinin de katıldığı ve Albay Hovsep Hovsepyan'ın komutanlığı altında olan Kurtuluş Ordusu tarafından kurtarıldı. Bu bölgeleri yasal olarak Batı Ermenistan'dan savaşçılar da dahil olmak üzere Ermeni askerleri tarafından kurtarılan Batı Ermenistan toprakları olduğu anlamına geliyor. Batı Ermenistan'ı Türkiye'ye teslim etmek isteyen Yerevan'ın maddiyat ipliği üstüne oynayan sahte entelektüel kısmı da dahil Ermeni toplumunda var olan farklı kesimleri açıkça tanımladık. Böylece ilk ve son olarak Batı Ermenistan bu konuyu açıklığa kavuşturacaktır. Batı Ermenistan ne parasal ne de ticari veya diğer işlemlere konu olmayacak, Artsakh'ta böyle bir nesne olamaz. Türkiye'nin bu konuda Batı Ermenistan'a çok borcu var ve bu borçlar yıldan yıla artıyor. Türkiye'nin bu borçları konusunda pazarlık edilemez. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Ermeni topraklarının bağımsızlığına ilişkin yasal yükümlülüklerini ve sorumluluklarını açıkça belirtmiştir. Her şey Ermeni ulusunun Batı Ermenistan'ın bağımsızlığını hem Artsakh'ta hem de bütün Ermenistan'da uygulama kararlılığına bağlı olacaktır. Bu yüzden bazı devletlerin önderlik ettiği güçler varlıklarını, egemenliklerini ve bağımsızlıklarının özüne odaklanmayacak şekilde Ermeni toplumunu bölmeye çalışıyorlar. Bu güçler siyasi bir öncelik olduğu varsayılarak sadece Ermeni toplumunu değil Ermeni topraklarını da bölmek istiyorlar. Ama aslında Artsakh sorunu Batı Ermenistan sorunu ile bağlantılıdır. Kısacası Ermenistan'ın bağımsızlığı sorunu bir bütün olarak gerçek topraklardan ayrılamaz. Bu nedenle Batı Ermenistan'ın devredilmez haklarını, Ermenistan devletinin bölünmezliğini sorgulayan ve ihlal eden herhangi kişi veya herhangi bir yapının bu durumundan dikkatli olmak gerekir.
Sadece Ermenistan Cumhuriyeti'nden bahsetmiyorum. Onlar yerli Ermeni halkının sistematik yıkımının silahlı elleridir. Çünkü bizler uzun vadede her zaman çocuklarımızın döktüğü kanla ödüyoruz. Bununla birlikte ben daha çok Ermeni halkının, özellikle Ermeni halkının askeri kesiminin sesine ve kararlılığına, bazı diplomatların veya politikacıların ifadelerinden daha çok dikkat ediyorum. Mesajımın doğru anlaşılmasını isterim. Malum, kimsenin bizim için devletimizin geleceğine, ulusal güvenliğimize, bağımsızlığımıza ve egemenliğimize karar vermesine izin veremeyiz. Biz meşruyuz ve bunu biliyoruz. Bugünlerde büyüklerimizin tarif edilmez fedakarlıklarını ve acılarını hatırlıyoruz. Halkımızın, savaş neslinin bir parçasıyız ve misyonumuzun henüz bitmediğini biliyoruz. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan. Son yağışla birlikte Batı Ermenistan'ın Ilısu Baraj Gölü Havzası'ndaki tarihi Hasankeyf'in eski yerleşim birimiyle çevresindeki köyler sulara gömülürken su kodunun 115 metreyi geçtiği Dicle Nehri kıyısında yapımı süren iki liman da bir ay içerisinde tamamlanacak. Su kodu 125 metrede duracak. Arkeopark alanı ile Hasankeyf Yerleşim Birimi ve Küçük Saray limanlarında tekne turları yapılacak. Yeni köylerde binaların yapımı tüm hızıyla sürüyor. Batı Ermenistan'daki 12 bin yıllık Hasankeyf şehrinin son zamanlarda devlet projesi çerçevesinde gerçekleştirilen Ilısu Barajı'nın sularına gömüldüğünü hatırlatalım. Hamşen Turatlı Seyahat Ajantası Facebook sayfasında Batı Ermenistan yerleşiminin eşsiz bir haritasını yayınladı. Özellikle ünlü çay ile Hemşin, elma ile Ardamet, inci kefalı ile Arceş, laleler ile Muş, balı ile meşhur Sasun dahil olmak üzere bölgenin yerleşimine özgü ünlü hayvanları ve bitkileri işaretledi. Hamşen turunun Batı Ermenistan, Kilikya, Hamşen, Konstantinopolis, Kudüs, İran ve Gürcistan'a geziler düzenleyen profesyonel bir tur operatörü olduğunu hatırlatalım. Hamşen turun misyonu zengin Ermeni tarihi ve kültürel mirasını tanıtmak ve korumaktır. Ermenistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden verilen bilgiye göre 23 Nisan saat 11 itibariyle Ermenistan Cumhuriyeti'nde 50 yeni koronavirüs enfeksiyonu vakası kaydedildi. 22 Nisan'da toplam 1523 olan koronavirüs vakası doğrulandı. 994'ü son bir günde olmak üzere gerçekleştirilen 15.960 testlerde negatif sonuç kaydedildi. Bir günde 24 artışla şu anda 840 kişi tedavi ediliyor. Son verilere göre 26'sı son bir günde olmak üzere 659 kişi iyileşti. Ölen hasta sayısı ise 24. Bağdatlı Mehmet Hadi Paşa veya Abdülhadi Paşa 1861'de Bağdat'ta doğdu, 1932'de Tiran'da öldü. Osmanlı Devleti'nin son yıllarında valilik ve bakanlık görevlerinde bulunmuş bir asker ve devlet adamıydı. 1882 yılında Mektebi Harbiye'den mezun oldu. Ağustos 1908 Mayıs 1909 tarihleri arasında Kosova valisi olarak görev yaptı. Mayıs 1909 Aralık 1910 tarihleri arasında 3. Ordu Komutanlığı yaptı. 1914 yılında Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisliği görevini yürüttü. Ancak 1. Dünya Savaşı'ndan önce ordudan emekli oldu. Savaştan sonra 1919 yılında kısa bir süre Ayan Meclisi üyeliği yaptı. Damat Ferit Paşa'nın kurduğu Hürriyet ve İtilaf Fıkrası hükümetlerinde Eylül 1919, Şubat 1920 tarihleri arasında Ticaret ve Ziraat Bakanlığı, Temmuz-Ekim 1920 tarihleri arasında Maarif Bakanlığı ve Eylül-Ekim 1920 arasında da tekrar Ticaret ve Ziraat Bakanlığı görevinde bulundu. Maarif Bakanlığı görevini yürütmekteyken 10 Ağustos 1920 tarihinde imzalanan Sevr Antlaşması'nda Osmanlı Devleti'ni temsil eden heyetin üyeleri arasında yer aldı. Bu nedenle Kurtuluş Savaşı'ndan sonra yurt dışına sürgüne gönderilen 150'likler arasında yer aldı. Hayatının son yıllarını sığınmış olduğu Arnavutluk'ta geçirdi ve 1932 yılında orada öldü. Ermenilere karşı uygulanan Soykırım Müze Enstitüsü, soykırım sırasında Kilikya'da öz savunma mücadelesi konulu yeni bir online sergisi sunuyor. Ermenilere karşı uygulanan Soykırım Müze Enstitüsü'nden Armen Press'e aktarılan bilgiye göre sergi Maraş Hacın ve Aintap'ın kendi öz savunmasının 100. yıl dönümüne adandı. Müze Enstitüsü'nün ilettiği mesajda şöyle deniyor:
Başlık panellerin yanı sıra Ermenilere karşı işlenen Soykırım Müze Enstitüsü ve Nur Hacı'ndaki Kilikya Ermenileri Tarihi Müzesi'nin insanların kaderlerini anlatan hikayeleri, soykırım dehşetini ve kahramanlık karelerini açığa çıkaran özel sergiler sunacak. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Van adlı folk topluluğundan Ermeni halk şarkısı Tebi Van adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.